Barış Pınarı Harekatı, 2014'ten itibaren Türkiye'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde yapılandırılan ABD tarafından desteklenen fonlanan bir terör oluşumunun karşısında Türkiye'nin güvenlik hassasiyetleri çerçevesinde oluşturulmuş operasyon ismidir. Fırat'ın doğusu mümmüş hassasiyeti ve YPG, PKK ve PYD unsurlarının bölgeden tamamen terör koridoru bakımından tamamen temizlenerek yerini bölgenin bir güvenli bölge oluşturulmak suretiyle Suriyeli mülteci kardeşlerimizin de o ilgili bölgelerde yerleştirilmek suretiyle bir huzur ve istikrar bölgesi olarak kodlanmasının ismidir Barış Pınarı Harekatı. Türkiye'nin önünde Afrin'e göre daha büyük risklerin olduğu kesin. ABD'nin e, kamuoyu tarafından gelen ilk gelen e, açıklamaların yönü bundan sonra Türkiye'nin üzerine bir kamuoyu baskısı, uluslararası bir kamuoyu baskısı inşa edileceği yönünde. Burada da IŞİD yeniden bir aparat olarak kullanılacak gibi görünüyor. IŞİD'in e, yeniden güçlenmesiyle alakalı argümanlar ABD tarafından en üst perdeden konuşulmaya başlanmasının sebebi bu. Hem ile alakalı hem de PKK, PYD unsurlarıyla alakalı bir yandan askeri sahada çabalarımı sürerken bir yandan da diplomatik sahada olabildiğince mümkün olduğu kadar kamu diplomasisi bakımından saha da el ettiklerimizi masada kuvvetlendirmek durumundayız. Bu bizim geleceğimizi ve bu operasyonun başarısının derinliğini arttıracak bir unsur olacaktır. Harekat kapsamında Türkiye'nin yanında duran ana blok maalesef sınırlı. Avrupa Birliği içerisinden Macaristan, İspanya'dan cılız bir sesle ve Katar Katar zaten eskiden beri bölgesel konulardaki müttefikimiz karşımızda olan bloksa daha net Arap Ligi'nin Arap Birliği'nin kü, e, küstahça açıklamasını biliyoruz. topyekun karşı Avrupa Birliği'nin özellikle Fransa, Almanya, İngiltere e, öncülüğünde karşı durduğunu biliyoruz meseleye. Trump'ın da en başta kendi ülkesi içerisindeki devletin bütün hemen bütün organlarının cumhuriyetçiler başta olmak üzere Senato'nun tamamının meseleye Türkiye açısından karşı durulduğunu biliyoruz. burada NATO ihtiyatlı bir dil kullanıyor. Bu ihtiyatlı dilin de Türkiye'nin zaman içerisinde sahada edince askeri tahkimat açısından de, de, değişim gösterebileceği, dönüşüm gösterebileceği ihtimalinde göz önünde bulundurmamız gerekiyor.